Yapay Zeka Merkezi programına hoş geldiniz efendim. Bugün iki değerli konuğumla birazdan olacağız ama Yapay Zeka Merkezi'nde bu hafta da aslında yine teknolojileri, iş teknoloji, etki üreten ve ekonomiye yine aslında katkı sağlayan şirketleri, girişimleri ağırladık. Bu hafta da önemli bir girişimi ağırlıyoruz yine. Londra'dan Malta'ya kadar uluslararası bir hatta ekonomik değer üreten ve yine Türk girişimcilerinin de kurduğu bir girişimi olan Wiser'ı ağırlıyoruz. Nisu Demirci ve Ege Çubukçu iki girişimci ortaktan bahsediyoruz ve benimle birlikteler Wiser Medya kurucu ortak ve CEO'su Emre Çubukçu ve bununla birlikte Wiser Medya kurucu ortak ve CEO'su Nisu Demirci bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, şimdi özellikle buradaki süreç içerisinde yani merak, o kadar fazla beni heyecanlandıran bir girişimden bahsediyoruz ki aslında. Önce ben sizleri bir tanıtmak istiyorum. Ardından projeyi hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Nisu Dericiden başlayalım. Nisu Hanım, tanıtabilir misiniz kendinizi? Tabii. Ben Nisu Derici, teknoloji ve medya girişimcisiyim. Kariyerime hukuk alanında başladım. Özellikle hukuk felsefesi alanında Georgetown Üniversitesi'nde araştırmalar yaptım. Her zaman akademide bilgilerin geride kalması beni çok üzüyordu. Bu yüzden ortağım Emre beni aradığında çok heyecanlandım. Bilgilerin çok daha demokratik olması gereken bir dünyada yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. Sonra Behavox isimli bir şirkette New York'ta çalıştım. 20. çalışandım. Ben şirketten ayrıldığımda 250 kişiye çıkmıştık. Ve şirket SoftBank'ten 100 milyon dolar yatırım almıştı. Bir şirketin baştan sona bu kadar hızlı büyüdüğünü görmek beni çok heyecanlandırmıştı. O yüzden 3 sene önce Wiser macerasına Emre ile beraber katıldım. Evet, şimdi Emre Çubukçu, sizden de duymak istiyorum. Özellikle projeye geçmeden önce yapmış olduğunuz şöyle bir kariyerden bahsedelim isterseniz, sizi bir tanıyalım. Evet, teşekkürler bizi ağırladığınız için. Nisu ile aslında üniversiteden arkadaşız. Ben de kariyerime önce reklam ajansları, ondan sonra mikromobilite bisiklet sektöründe başladım. İşte Ferrari gibi büyük bir markanın bisiklet sektörüne girdiği projenin içinde yer aldım. Ama biraz herhalde bir girişimci anne babadan büyümenin de bir katkısıyla gözüm her zaman girişimcilikteydi. Diğer taraftan aslında bilmediğimde çok fazla işe kalkıştığım için kariyerimin başında her zaman öğrenme benim için çok önemli bir yer tuttu. Ve İsveç'te ilk çalıştığım şirkette de o zamanki patronumla aramızda böyle özel bir ilişki olmaya başlamıştı. Bizim için önemli şeylerle ilgili Emre bak bunu oku, bunu dinle falan gibi yönlendirmeler yapıyordu. Ondan sonra da kafamda bir ampul yanmıştı. Buradaki ilişkiyi aslında alıp ölçekleyebilsek ve her çalışanın böyle bir öğrenme yolculuğu olabilse şirketlerin verimliliği ve çalışanların motivasyonu, performansı çok daha artar gibi bir içgörü doğmuştu oradan. O şekilde de Nisu'yu arayıp, Nisu'nun bahsettiği gibi Wiser'ı kurduk. Evet, şimdi o halde Wiser'dan biraz bahsedelim ama Wiser'dan bahsetmeden önce Nisu Hanım, siz şu anda bir yatırım turundasınız. Ve sanıyorum bu da ilk bir yatırım turu değil, aynı zamanda daha önce de yine yatırım aldınız. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim ki özellikle burada yapay zeka teknolojilerini kullanarak iş yapan bir girişim olarak nasıl geçiyor? Heyecan verici. Heyecanlı geçiyor. Biz de bir kitlesel fonlama turuna çıkacağız. Bahsettiğiniz gibi bizim üçüncü yatırım turumuz olacak. 2024 genel yatırım alanı için biraz meşakkatli geçiyor diyelim. Fed'in faiz oranlarını düşürmesini bekliyoruz. Yatırımcılar biraz daha karlılığa bakıyorlar. Uzun soluklu projelerdense kısa soluklu da teknoloji startuplarından nasıl finansal raporlar çıkar, nasıl geri dönüşler alabilirler, ona bakıyorlar. Ama biz çok heyecanlıyız çünkü ürünümüz hem kullanıcılara hitap ediyor hem iş yerlerine hitap ediliyor. Anlaşıldığımızı çok iyi düşünüyorum. Heyecanlıyız. Mayıs sonunda İngiltere'de kitlesel fonlamada olacağız. Evet, heyecan verici. Emre Bey, siz bir şey söylemek ister misiniz?
Tabii yeni potansiyel yatırımcıların dışında biz hem kendi ekibimiz hem mevcut yatırımcılarımız tarafından da aslında şanslı bir ekibiz. Şimdiye kadar mevcut yatırımcılarımız Arya, Melek yatırımcılarımız Eda Arıkan, Cem Kapancıoğlu, bunlar hep bizim iş planımızı iyi anlayıp saygı duyup bize her alanda aslında çok destek oldular. Hani amacımız da işi ilerletmemize yardımcı olan farklı yatırımcılarla büyümeye devam etmek. Evet, yatırım planlarını birazdan yine dinlemeye devam edeceğim ama Nisu Hanım, o halde geçelim mi? Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Çok da güzel haberler bekliyoruz aynı zamanda. Wiser'ı tanıyalım biraz. Wiser nasıl bir platformdan bahsediyoruz biz? Biz bu yolculuğa entelektüel Pinterest, bilgi odaklı Pinterest olarak çıktık. B2C alandaydık. Yani yapay zeka ve insan önerisi birleştiren dünyadaki en iyi içerik keşif platformu olma yolundaydık. Bu böyle ilerliyordu ama bahsettiğim gibi şu an markette daha B2B, daha iş odaklı ürünlerle daha da sıcak bakıyor. Aynı zamanda çevremizdeki arkadaşlarımız, kitle bizimle konuştuğunda buradaki içeriklerden ne kadar iyi yararlandıklarını, normalde asla görmedikleri Substack, Medium gibi alanlarda çok daha niş ama yararlı içerikler keşfettiklerinden bahsettiler. Özellikle Apple, Dyson gibi şirketlerde, büyük şirketlerde şirket içinde kendini hızlandırma, geliştirmede aksamalar vardı. Bu konuda bir boşluk olduğunu fark ettik. Böyle olunca ürünümüzü yeni nesil şirket içi öğrenme olarak bir yola soktuk. Şu an platformumuzda insan önerisi ve yapay zekayı birleştirmeye devam ediyoruz. Ancak şirketlerin kendi amaçlarına göre çalışanlarını geliştirmesine de yardımcı oluyoruz. Bu yapay zeka ürünümüz şirkette çalışanların seviyelerini anlayıp o konuda onlara öneriler yapıp onların kendilerini geliştirmesini sağlıyorlar. Ve en güncel, en aralarında kaliteli olan içeriği biz öne çıkartıyoruz. Bunun Arge tarafında nasıl yaptığımızla ilgili, teknik tarafta nasıl yaptığımızla ilgili de daha sonra bahsedeceğim. Evet, şimdi Emre Bey. Bir değerden bahsediyoruz aslında burada. Çünkü şirketlerin hakikaten teknoloji dünyasında yine güncellenme ihtiyacına nokta atışlı da çözüm önerisi sunuyorsunuz. Yani çözüm önerisi sunulan da bir alandasınız aynı zamanda. Ne sunuyor Wiser? Yani böyle bir buradaki biraz daha şunu söyleyebilir miyiz? Sunduğu değerle ilgili bilgi verecek olursak. Tabii. Ya günün sonunda muhtemelen hani iş dünyasında hani önemli çoğu sorunun cevabı para. Hani biz bunu aslında iki taraftan yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan zaman kazandırmak çalışanlara ve şirketlere. Diğer taraftan da eğitim gibi masraflı bir alanda tasarruf sağlamalarına yardımcı olmak. Bunu şöyle yapıyoruz. Aslında McKinsey'nin bir raporu var. Hani günde 2 saat her çalışan doğru bilgiyi günde 2 saat harcıyor çalışanlar istedikleri bilgiyi bulmakla ilgili. Biz burada Wiser'da onların önüne sofistike bir öneri algoritmasıyla hiç bu zamanı harcamadan ihtiyaçları olan ve olabilecek içerikleri onlara sunduğumuz için ciddi bir zaman kazandırmış oluyoruz. Diğer taraftan hani bir yapay zeka devrimi de yaşanıyor. Hani çalışanlar hepimiz çok daha verimli olduk bu yapay zeka araçlarını kullanarak. İşte şu anda değerlemesi milyar dolara girecek ama sadece işte 1-2 çalışanı olan şirketler olacağı konuşuluyor yakın zamanda. Dolayısıyla böyle bir dijital ve doğrusu teknoloji dönüşümünden geçerken de mevcut iş güçlerinin bu dönüşüme hazır olmasını sağlamaya çalışıyoruz bu geliştirdiğimiz algoritmayla. Nisu Hanım, şimdi bir tarafta da aslında kurumlar dünyasında eğitimlerin daha stratejik tanımlanmasına dair nedenlerini araştırıyoruz. Dolayısıyla burada biraz daha bilgi artık değişken ve hızlı aktığını düşünürsek ve güncellemeye sürekli ihtiyaç duyulduğunu bir kenara koyarsak hakikaten bu konudaki görüş nedir? Wiser bu anlamda nasıl öne çıkıyor? Tabii, yani özellikle Emre'nin de söylediği gibi yapay zeka gibi alanlarda kendimizi geliştirmek, bu alanlara hakim olmak şu an hem çalışanları hem de bireyleri 1-0 öne atıyor. Dediğiniz gibi ChatGPT bir şey çıkartıyor, bütün endüstri değişiyor. Ama bununla ilgili o kadar fazla makale, bilgi var ki ve bunlar öne çıkarken bize SEO'dan ya da reklamdan öne çıkmış oluyor. O yüzden hangi içeriğin iyi olduğunu, kaliteli olduğunu, hakikaten bize iyi bir yol açtığını anlamak çok zor.
Benim yapay zekayı mesela takip ettiğim bir blog var, Justin Feinberg'in. Yani bu niş yerlerden takip etmek, normal topluma anlatan insanların, kolaylaştıran insanlardan takip etmek bizi 1-0 gerçekten ileriye atıyor. Yani bizi Google Alerts'ün çok daha sofistike hali, çok daha derleme yapan bir hali gibi düşünebilirsiniz. Burada siz kafanız rahat iş yerinde de duruyorsunuz, entegrasyonları yapıyoruz. Hı-hı. Kendi aranızda çalıştığınız alanlarda bu konuyla ilgili size bildirimler geliyor. Böylece ekip içinde de özellikle artık uzaktan çalışma çok var. Hangi konularda hızlanmam gerekiyor? Ortak olarak, dinamik olarak gündemde ne olmuş bunları tartışabiliyoruz. Ve yeni bir alana girmemize de bu çok yardımcı oluyor. Özellikle danışmanlık şirketlerinin bayağı ilgisini çekiyoruz. Çünkü daha önce çalışmadıkları bir alan onlara geliyor. Hı. Örneğin sürdürülebilirlikle ilgili çok junior bir yeni bir analist aldığımızı düşünelim. Hı hı. Yani neredeyse 2 yıldır bu alanda çalışıyor gibi konuşması gerekiyor o insanın danışmanlıkta. Biz de hemen geçmişini anlamasını, şirket içindeki kaynakları anlamasını, gündemdeki en doğru içeriği takip etmesine entegre olarak yardımcı oluyoruz. Emre Bey, şimdi son 10 yılda o kadar fazla aslında dijital öğrenme aracı ve platformları ortaya çıktı ki burada bu pazarda sayıları da oldukça fazla. Wiser'ı bundan ayıran şey nedir? Kişiye özel eğitim mesela, o çok ciddi kilit bir nokta. Tabii. Aslında tam olarak o yüzden de, yani son söyleyeceğimi ilk söyleyerek başlayayım. Aslında bizim son tüketici odaklı bir üründen şu anda şirketlerin kullandığı bir ürüne evrilmemiz de aslında böyle oldu. Zaten bireysel, bizim baktığınızda Dyson'da, Apple'da, JP Morgan gibi çok büyük, çok uluslu şirketlerde çalışan birçok kullanıcımız var. Hı hı. Ve bu kullanıcılar bireysel olarak aslında uygulamadan fayda sağladıklarını görüp bunu kendi şirketlerine önermeye başladılar. Aslında biz bunu şirket olarak kullansak çok yararlı olabilir gibi. Farklardan bahsetmek gerekirse, tabii bir geleneksel eğitimler var. Yani sizin bir şirketin bir konuda kendi iş gücünü eğitmesi gerekiyor ve bir eğitmen çağrılıyor. Ve işte iş mesainin mesaiye ek olarak bir eğitim yapılıyor aslında. Bir de dijital ürünler var. Burada da hani genelde aslında bir eğitimi şirket satın alıyor. İşte 10 videoluk, 20 videoluk, 50 videoluk bir eğitim. Hani burada da, buradaki fark da aslında bunun dinamik olmaması. Yani aslında eskiyebilen bir bilgi olması. Her departmana farklı, her departman için farklı ihtiyaçlar doğduğu için bu ekstra bir masraf da yaratmaya başlıyor şirketlere. Wiser'ın farklılaştığı nokta, bahsettiğiniz gibi, işin tamamen kişiselleştirilmiş olması. Yani şirketin kendi belirlediği hedeflere, departmanların kendi belirlediği hedeflere, çalışanların kendi bireysel ihtiyaçlarına göre, hani birinin iletişim yetkinlikleri daha ön planda olmalıdır, öbürünün satış yetenekleri, işte öbürünün belli bir teknolojiye adaptasyon yetkisi. Biz bunu tamamen kişiselleştirebildiğimiz için ve konu sürekli dinamik olduğu için, sürekli en yeni ve trend bilgiyle güncellendiği için eskime gibi bir kaygımız da olmuyor hiçbir zaman. Dolayısıyla hani bunu ölçeklenebilir ve şirketler için sürdürülebilir bir şekilde kullanabiliyoruz. Çok kısa şunu da ekleyeyim. Bir de aynı zamanda hayatın her tarafına entegre edilmiş de bir ürün sunmuş oluyoruz. Yani hani işte mesainin dışında gelişen bir eğitim gibi değil de siz işte spordayken, kahve içerken, pasif zamanınızı da aktive ederek, yani hayatınızın içine entegre olmuş bir eğitimden bahsediyoruz Wiser'da. Bu da çalışanlara tabii epey zaman kazandırıyor. Evet, önemli bir nokta. Peki ne tür konularda öğrenme talebi var Neyse Hanım? Yani böyle bir, evet, platform, o kadar fazla platform ama bir tarafta da talep var. Size ayıran çok özellikler de var. Çok önemli, kritik özellikler var. Bir eğitmen olarak bunu söylüyorum özellikle. Yani ben, çünkü bir tarafım da benim akademisyen. Dolayısıyla burada işin bir bacağından tuttuğumuz zaman kişiye özel denildiği noktada hakikaten çok önemli bence bir özelliği ortaya çıkartıyor. Öğrenme talebi ne konularda size daha çok? Pek şaşırmayacaksınız, yapay zeka alanında en çok var. Kesinlikle siber güvenlik alanlarında çok var. Yapay zekada özellikle çalışanların bu tarz araçları nasıl en iyi kullanacakları ile ilgili, en iyi mesela prompt yazabilme ile ilgili, kendilerine böyle bir, işte mesela grafik tasarımcılara yeni böyle bir araç çıktı, bunu nasıl daha iyi kullanabilirsin? Hani işleri şirket içinde otomatize etme, daha
optimal bir şekilde çalışmayla ilgili olan araçlarla ilgili çok fazla istek geliyor. Siber güvenlikle ilgili ve danışmanlık şirketlerinde bize özel olarak söylüyorlar. Yani bu konuda işte mesela finans şirketleriyle çalıştığımızda fintech alanlarında kendini çok geliştirmek istiyorlar. Yani gerçekten teknolojiyle iç içe olduğumuz neredeyse herkesin böyle cyborg olduğu bir döneme giriyoruz. Bütün şirketlerde herkesin yani kazanan yapay zekayı sonuçta kullananlar olacaklar. Bu yüzden bütün şirketlerde çalışanlarını bu konuda eğitmeyle ilgili çok istekli şu an. Evet, şimdi Emre Bey, sizin söylemek istediğiniz, burada eklemek istediğiniz var mı? Ya da şu alanlarda önümüzdeki süreçte mesela dahil olabilir, böyle de bir vizyon var diyor musunuz? Ya aslında basite de indirgemek gerekirse biraz hani bizim işimiz gereği işte sürekli değişen alanlarla ilgili konuşmaya çok alışırız ama hiç değişmeyen şeyler de var. Yani aslında onların da farkında olmak bence önemli. İletişim gibi, işte şirket kültürü gibi bu tip alanlarda da aslında hani bu tip zamansız konularla da ilgili birçok talep geliyor. Ama Nilsun'un söylediği gibi hani bu kadar büyük bir yapay zeka devriminden geçerken haliyle şirketlerin hani buradaki iştahı çok fazla. Peki şimdi elbette kurumsal hayatta teknolojik gidişat takip etmemek, entegrasyon sağlamak mümkün değil. Yarınlarda var olabilmek adına en azından bu önemli bir gelişme. Fakat şu anda da hakikaten teknoloji değiştikçe iş değişiyor. İş değiştikçe gerekli yetkinlikler değişiyor. Dolayısıyla bu bir yarış halinde. Sizin bulgularınız neler? Nisa Hanım. Ya dediğim gibi bu değişmeye adapte olmak çok durumundayız. Yoksa gerçekten çok geride kalırız. Ya özellikle ben ürün yönetimi, design, hani bu tarz alanlarda bunların kesinlikle kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Ve yani şirketler arasındaki iletişimde de bence bu çok gerekecek. Farklı evet. kanallara entegre edilmesi de gerekecek. Biraz vaktimiz az kaldı. Ben Arge tarafından hızlıca bahsetmek Tabii, isterim. Tabii lütfen. Bizim yapay zeka platformumuz şöyle çalışıyor. Normalde mesela YouTube'da siz bir videodan diğer video önerisini görürken Wiser'da platformlar arası öneriler görebiliyorsunuz. Yani siz burada bir podcast dinlediğinizde biz size o podcast'a benzeyen başka bültenler öneriyoruz. Bunu yaparken de arka taraftaki yapımız şöyle çalışıyor. Clustering yapılıyor. Onun üzerinde de belli alanlarda daha kuvvetli olan insanlar mesela ürün yöneticiliğinden bahsedelim. Leni Wachinski'nin önerdiği bir işte ürün yöneticiliği üzerine makale benim önermemden daha üst sırada konumlandırıyor. Biz bu yüzden evet. içeride en doğru, en güvenilir bilginin, en doğru kişi tarafından önerilmiş olan bilginin öne çıkmasını garanti ediyoruz. Onun ötesinde bu linklerin metadatasını çekerken doğru bir kaynaktan mı gelmiş? Mesela Bloomberg gibi çok güvenilir bir kaynaktan mı gelmiş? Kimler bunu beğenmiş? O komünitedeki insanlar bir yazılımsa, eğer işte Flutter ile ilgili bir makale ise yazılımcılar bunu beğenmiş mi? Kendi aralarında paylaşmışlar mı gibi kaliteyi de onaylayan ve doğru bir yankı odasından çıkıp doğru alanlardan seçilmiş, derlenmiş içerikleri öne çıkarma tarafından çalışıyoruz. Bunun için de çok ciddi Ar-Ge hibeleri aldık. Çok güzel. Önemli bir noktaya değiniyor aslında. Çok kısa bu konuda söylemek istediğiniz varsa Emre Bey, sizin özellikle Wiser'ın çıktığı anlamında da vaatlerinden biraz bahsedelim. Tabii yani aslında kişiselleştirme teknolojileri hayatımızın hani birçok köşesinde var. E-ticaret sitelerinde var, sosyal medya algoritmalarında var ama bu çoğu zaman aslında hani bizlerin iyiliği için değil, daha çok hani işte ekran bizi daha çok ekranlara kitleyen bir aslında durumla baş başa kalıyoruz. Biz aslında hani bu seviye yani o seviyede o seviye sofistike bir kişiselleştirme algoritmasını tamamen zaman kazandırma ve işte hızlı bilgiyi doğru kişiye olabildiğince güvenilir şekilde ulaştırma üzerine yoğunlaştık. Yani günün sonunda o yüzden hani en büyük ana değer vaadimiz her zaman kazandırmak. Emre Çubukçu ve Nisu Derici, çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Büyük yatırımlara diyorum ve heyecanlı haberleri de sizlerden bekliyoruz. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Evet, böylece Yapay Zeka programını noktalıyorum. Yapay Zeka Merkezi'nde haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.